NET Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimler öncesinde tüm siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiler. Erzincan'da bugün gün boyu heyecan yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi adaylarını günler öncesinden açıklamıştı. Gece saatlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi adayları belli oldu ve son olarak İYİ Parti ile AK Parti adayları saat 17 itibariyle açıklandı. AK Parti son dakikaya kadar sır gibi sakladığı listelerini ve YSK'ya teslim süresine yarım saat kala listeleri getirdi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimler öncesinde tüm siyasi partiler illerdeki milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiler. Aday isimleri merakla beklenirken bazı sürprizler de yaşandı. Buna göre siyasi partilerin Erzincan milletvekili adayları şöyle. AK Parti Süleyman Karaman, Burhan Çakır. Cumhuriyet Halk Partisi Ayhan Doğan, Tuğrul Yıldırım. Milliyetçi Hareket Partisi Bekir Aksun, Mutlu Özdemir. İyi Parti Şükran Alptekin, Dağhan Çakmak. Saadet Partisi Ali Cebeci, İbrahim Kutlu. Evet sevgili seyirciler, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimleri öncesi milletvekili adayları belirlendi. Biz RT Şah Medya olarak tüm adaylara başarı dileklerinde bulunuyoruz. Sayın seyirciler, Türk Kızılayı Erzincan Şubesi tarafından bu yıl Erzincan'da 1000 aileye gıda paketi yardımı yapılacak. Ramazan ayı nedeniyle dağıtılacak yardım paketlerinde 23 çeşit ürün bulunuyor. Türk Kızılayı Erzincan Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Afet dönemlerinin dışında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı, bu yıl Ramazan ayında 1000 adet gıda kulisi dağıtacak. Türk Kızılayı Erzincan Şubesi, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 1000 adet gıda paketi yardımı dağıtacak. Gıda yardım paketlerinde 23 çeşit ürün bulunuyor. Arife gününe kadar yardımlarının süreceğini belirten Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayat'a, kolilerde bulunan 23 çeşitten 20'sinin bağışçılardan elde edildiğini söyledi. Her yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz Ramazan yardımlarının bir dönemine daha bu yıl girmiş olduk. Her şeyden önce bütün İslam aleminin ve Erzincanlı hemşerilerimizin Ramazan-ı Şeriflerinin hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu yılda nasip olursa 1000 paketten oluşan ve içerisinde 23 çeşitten oluşan gıda kolilerimizi hazırlıyoruz. Yarından itibaren nasip olursa kayıtlı yardım alacak kişilere ekiplerimiz 3 koldan dağıtıma başlayacaklar nasip olursa. Bu 23 çeşidin 20 çeşidi tamamen bağışçılardan elde edilmiş ürünler olup diğer 3 çeşit de Kızılay imkanlarıyla sağlanmış bulunmaktadır. Her yıl geleneksel olarak hazırlamış olduğumuz bu yardımları bu yıl nasip olursa Erzincan genelinde dağıtımına yarın itibariyle başlayacağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Erzincan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Çukurkuyu beldesindeki bir mobilya atölyesi sular altında kaldı. Erzincan'da etkili olan sağanak yağış bazı iş yerlerinde su baskınları yaşanmasına neden oldu. Şu an görüldüğü üzere zaten belli ortada bir zayiat var. Su buradan böyle geliyor. Hani dışarıdan çekerek geliyor su böyle. Buradan geliyor makinalarımız, malzemelerimiz. Yani kullanmış olduğumuz makineler, hırdavatlar şu an yani hiçbiri kullanılmaz haldeler. Ortalık belli zaten. Parkenin altı su dolu. Kiracıya kiraladığımız zaman. Bastığımız zaman su alttan çıkıyor. Yani. Şimdi hata oldu dediğim için bunu sökeceğim. Çıktığım zaman ben de parkeyi isteyebilirim. Çukurkuyu beldesindeki mobilya atölyesi sular altında kaldı. Büyük miktarda maddi hasar oluştu.
su buradan geldiği için artık kazan dairesi var burada. Kazan dairesi çukurda olduğu için su oraya doluyor. Aynı zamanda binanın yanına doluyor. Binada da tire duvar olmadığı için su içeriye çekiyor. Yani bayağı bir yardı burayı. Erzincan Marangozlar Odası Başkanı Mehmet Yıldız, işletmeyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dünkü yağışlardan dolayı bir üyemizin dükkanı su bastı. Buradaki bir ihmaldan dolayı görünüyor. Belediyeden kiralanan bu iş yerinde gördüğünüz gibi bazı altyapı eksikliklerinden dolayı buradaki üyemiz mağdur olmuş durumda. Yapmış olduğu ürünlerden ve malzemesinde bir sürü sıkıntısı var. Bunun telafi edilmesi için mercilerden bu arkadaşımız hakkında yardım bekliyoruz. Sayın seyirciler, hafta sonunda Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Erzincan'da da sağanak yağış etkili oldu. Yağışa halk hazırlıksız yakalandı ve uzun süren yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 13 kilogram yağış düştü. Hafta sonu Erzincan ve çevresinde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akşama doğru başlayan ve geç saatlere kadar devam eden yağışa halk hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran dolu yağışı il genelinde etkili olurken dolu taneleri kaldırım ve caddelerde birikintilere neden oldu. Geç saatlere kadar devam eden yağış yeni günle birlikte etkisini kaybetti. Erzincan Muharip Gaziler Derneği faaliyetlerini sürdürüyor. Halkla buluşan, okullarda öğrencilere milli ve manevi duygular aşılayan dernek üyeleri birlik beraberlik örneği sergiliyor. ...1986 yılında Erzincan'da kurulan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesi faaliyetlerini sürdürüyor. İstiklal Savaşı'ndan başlayarak Kore ve Kıbrıs gazilerini bir araya getiren dernek, Erzincan'da birçok etkinlikte yer alıyor. Dernek Başkanı Sabri Taş, derneğin kapılarının tüm halka açık olduğunu belirterek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Derneğimiz 20 Mayıs 1986 yılında kuruldu. Erzincan Şubesi olarak kuruldu. Yaklaşık 32 yıldır Erzincan'da dernek, Muharip Gaziler Derneği faaliyet göstermekteyiz. Erzincan şubemize kayıtlı İstiklal Savaşçı Gazisi 272 kişidir. Ama şu anda hiçbir hayatta değildir. Rahmetli oldular. Peşine 1950 yılında Kore'ye giden gazilerimiz 64 kişi benim kayıtlarıma göre. 64 kişi şu anda 5 kişi hayatta kalmıştır. Rahmetli oldular. Kıbrıs harekatına katılan 304 kişiden tabi ekmeğinin peşine koşan, birçok illere göç eden gazilerimiz 3'te 2'si gitmiş. 100 civarında, 118 civarında gazimiz kalmış. Şu anda derneğimize kayıtlı da 67 Kıbrıs gazimiz var. Milli ve manevi değeri yüksek olan bir dernek. İsteriz ki herkes gelsin, hemşerilerimiz gelsin, sohbet etsinler, çayımızı içsinler. Gazilerimiz toplanıyor, hatıralarını anlatıyor. Canlı ağzından bizzat dinlesinler. Gelecek nesillerimize de ışık olur bunlar kanadındayım. Kamu personeli seçme sınavı başvuru süresi bugün sona erdi. Sınav 22, 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak. KPSS lisans başvuruları süresi bugün sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 kamu personeli seçme sınavı lisans düzeyinde 22, 28 ve 29 Temmuz 2018 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacağı bildirildi. Öğretmenlik alan bilgisi testi, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacağı din hizmetleri alan bilgisi testi ise 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.
Adayların tümü 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek. Sevgili seyirciler, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine özgü lavaş ekmeği son zamanlarda şehir merkezinde de ilgi görmeye başladı. Kemaliye halkının 40 can adını verdiği ekmek bir yıl boyunca ıslatılarak yenebiliyor. Eren Bayrağ'ın özel haberini izliyoruz. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine özgü lavaş ekmeği son yıllarda şehir merkezinde de ilgi görmeye başladı. Kemaliye halkının 40 can adını verdiği ekmeğin özellikleri saymakla bitmiyor. Hiç katkı maddesi bulunmayan, değirmenlerde öğütülen buğday unuyla yapılan ve ekşi maya kullanılan Kemaliye ekmeği özellikle Ramazan ayında tercih ediliyor. Ve bir yıl boyunca ıslatılarak da yiyiliyor. Fırıncı Ahmet Özpan, 40 yıldır sürdürdüğü mesleğinin ve Kemaliye ekmeğinin üretim aşamasını RT Haber'le paylaştı. Ekmeğimizin özelliği, Kemaliye'ye göre serdi ekmeğimiz. Eskiden Kemaliye'de değirmende üretilen buğdaylarla ekmek yaparlar, tam buğday yani. Şimdi de yine devam, aynı tam buğdayla, katkısız. İçinde eşki maya olarak kullanıyoruz, tam şey maya, hazır mayalardan kullanmıyoruz. Ve dayanıklılık uzun süreli. Mesela uzak köyler yapardı eskiden, yine aynen devam ediyoruz da eskisi kadar yok yani. Köylerden gelirdiler, kuruturdular, kızartırdılar. Bu ekmeği bir sene boyunca ıslatıp yerlerdi. Bir sene dayanır yani. Bu ekmek dayanırdı. Eskiden bizim orada 40 can derdiler. O 40 can ekmeği asardılar. O ekmek kururdu, ıslatıp yerdiler. Şimdi de yıllarca Kemaliye'de yaptıktan sonra babam mesleği, babamdan kaldı yani. Ben de ilkokulu bitirdikten sonra bu işe başladım. Severek de yapıyorum. Evet, Ramazan ayı dolayısıyla nasıl, yoğun mu işler? Ramazan'da çok yoğun oluyoruz. İstek çok yani, tam buğday olduğu için hazmı kolay oluyor. Çok güzel oluyor yani. Gramajı ve fiyatı ne efendim? Gramajı 350 gram olarak, hamur olarak yapıyoruz. Fakat filesi çok oluyor bunun. 100 gram, 110 gram kadar filesi oluyor. Aynı ekmek fiyatı. 1.25'den satıyoruz. Bu yani istek de çok, yani dışarılara da yolluyoruz bu ekmeği. Hediye olarak istiyor adamı yolluyoruz. Ta sadece Türkiye değil, Avrupa'lara falan da gitti. Erzincan bir değerini daha kaybetti. Milli karate antrenörü, milli hakem ve Erzincan'da çok sayıda sporcu yetiştiren Kazım Aktan, Refahiye ilçesindeki evinde meydana gelen yangında hayatını kaybetti. Aktan, Refahiye Damlaca köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Milli karate antrenörü, milli hakem ve Erzincan'da sayısız sporcu yetiştiren Kazım Aktan, Refahiye ilçesindeki evinde meydana gelen yangında hayatını kaybetti. Türkiye Karate Federasyonu kurucularından olan Aktan, Refahiye Damlaca köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından unutulmayan Barış Manço şarkıları konseri düzenlendi. Konserde koro ve solo halinde birbirinden güzel Barış Manço şarkıları seslendirildi. Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından unutulmayan Barış Manço şarkıları konseri düzenlendi. Türk pop müziğinin efsane sanatçısı Barış Manço tarafından seslendirilen şarkılardan oluşan konser programı beğeniyle izlendi.
Dönence, Gülpembe, Aynalı Kemer, Unutamadım ve Sarı Çizmeli Mehmet Ağa gibi dillerden düşmeyen şarkıların seslendirildiği konserde öğrencilerin performansları beğeni kazandı. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan askerlerin cenazeleri askeri törenle memleketlerine uğurlandı. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna ikmal için giden askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'yla Ulaştırma Er Recep Yıldırım'a Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Yoğun yağmur nedeniyle havalimanı içerisinde düzenlenen törende şehit Uslu ve Yıldırım'ın özgeçmişleri okunarak dua edildi. Bu şehidimizin, Recep Yıldırım şehidimizin huzurunda toplandık, dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Aziz. Ardından Türk bayrağına sarılan ağaçları aynı askeri uçağa alınan Uslu Muş'a, Yıldırım'sa Tokat'a uğurlandı. Sırada Kars'tan bir kaza haberi var. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kars istikametine giden Fırat Irak idaresindeki yolcu otobüsü Sarıkamış Toki konutları mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan Salman Karakurt'un kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüyle aynı araçtaki kardeşi Erkan Karakurt, 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Sarıkamış Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kars Harakhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Karakurt kardeşlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sayın seyirciler, Malatya'da tatlıcılar Antep fıstığı fiyatlarındaki artış nedeniyle cevizli, fındıklı, kayısılı ve kayısı çekirdekli baklava üretmeye başladı. İş yerlerinin vitrinlerine Antep fıstığı boykotuna ilişkin afişler asan baklava üreticileri, ürünlerinde kentle özdeşleşen kayısı ve kayısı çekirdeğini de kullanıyorlar. Malatya'da tatlıcılar Antep fıstığı fiyatlarındaki artış üzerine cevizli, fındıklı, kayısılı ve kayısı çekirdekli baklava üretmeye başladı. İş yerlerinin vitrinine Antep fıstığı boykotuna ilişkin afişler asan baklava üreticileri ürünlerinde kentle özdeşen kayısı ve kayısı çekirdeğini de kullanıyor. Kentte 3 nesildir tatlı imalatı yapan Sedat Alpkıray, Antep fıstığındaki anormal fiyat artışı nedeniyle ülke genelinde başlayan boykota katıldıklarını ve fıstık fiyatlarının stokçular tarafından yükseltildiğini belirtti. Bu özellikle Ramazan ayını fırsat bilerek Bilecik'te, Nizip'te, Urfa'da ve Antep'te maalesef stokçular, kara borsacılar, özellikle fıstıkla, üreticiyle alakası olmayan insanlar sezon başında 45 liraya, 50 liraya köylüden toplanmış oldukları fıstıkları bugün bizlere 210 liraya, 220 liraya satmaya kalkıyorlar. Bu küçük zümreye dur demek için biz de Malatya esnafı olarak, Malatya'daki tüm tatlıcılar olarak böyle bir fıstığı boykot kararı aldık. Hamdolsun bunda bayağı müşterilerimizden de destek bulduk, vatandaşlarımızdan da güçlü bir şekilde bizi desteklediler, sahip çıktılar. Biz de farklı alternatifler ürettik. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Halksa baklavacıların fıstık boykotunu desteklediklerine vurgu yaptılar. Eskiden fıstıklıydı, şimdi artık kayısılı var, cevizli var.
Gayet şeydi, fındıklı var. Bunlar yiyeceğiz artık. Fıstıklı bir süre ara vereceğiz. Evet, sırada spor haberimiz var. Spor Toto 1. Lig playoff finalinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep Sporu penaltılarda yenerek Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesini Erzurum'da taraftarlar coşkuyla karşıladı. Erzurum adeta bayram yerine döndü. Süper Toto 1. Lig playoff finalinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'i penaltılarda yenerek Süper Lig'e yükselen ve son 3 sezonda üst üste lig atlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesi Erzurum'a döndü. Ellerinde kupayla havalimanına gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, yönetici ve futbolcuları kalabalık taraftar grubu karşıladı. Takım otobüsüyle havalimanından ayrılan kafile, mavi beyazlı bayraklarla süslenen çok sayıda aracın oluşturduğu konvoy eşliğinde kent merkezindeki polis evi önünde kutlama için hazırlanan alana geldi. Ellerinde şampiyonluk kupası ile platforma çıkan futbolcular ve yönetim taraftarları selamladı. Futbolcular yoğun ilgiyle karşılanırken play-off final maçında 4 penaltı kurtaran kaleci Hakan Cambazoğlu ise taraftarlardan ayrı ilgi gördü. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise şampiyonluğun hayırlı olmasını diledi. Billboardlara yazdırdım. İnanıyordum ki sizlerle beraber biz bu şehri çok iyi noktalara taşıyabiliriz. Sporda, sanatta, kültürel faaliyetlerde, turizmde, hayvancılıkta, sanayide, altyapıda, şehircilikte el ele verirsek Erzurum beklediği, özlediği yarınlara mutlaka ulaşacak diye inanıyordum. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz devam etsin. Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, mutluluklarını tarif etmenin imkansız olduğunu dile getirdi. Süper Lig gözlerimizi bugün nihayet sonlandırdık. Bu gurur sizin, bu sevinç sizin, doyasıya yaşayın. Kaleci Hakan Cambazoğlu ise Erzurum'un Süper Lig ve üst sıraları hak ettiğini söyledi. Dünkü maçta diğer penaltılarda son anda kararımı değiştirdim. Değiştirmeseydim Allah'ın izniyle hepsini de kurtarırdım. Teşekkür ederim. Erzurum Spor'u seven ve iyi yerlerde olmasını isteyen herkese. Evet, sırada hava durumu var. Şimdi de çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 7.21, Erzurum 5.13, Sivas 6.16, Gümüşhane 8.18, Bayburt 7.14, Giresun 13.16, Elazığ 9.19, Tunceli 8.20, Bingöl 9.18, Malatya 10.20, Yozgat 7.15, Amasya 9.21, Kars 5.13, Van 6.14, Ağrı 5.15 derece. Serbest piyasada dolar alış 4.36, satış 4.37, euro alış 5.17, satış 5.18. 22 ayar altın bilezik alış 166.81, satış 168.49. Tam altın alış 1215.63, yarım altın alış 595.66, çeyrek altın alış 303.75'ten işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz.
Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.